Evet, arkadaşlar merhabalar, herkese iyi akşamlar. Bugünkü videomuzda da üst sayılar konusunu işleyeceğiz. Bu konuda arkadaşlar yaklaşık 2 ya da 3 videoda işlenecek. Önemli bir konu. Buradan da 2-3 tane soru geliyor. Dediğim gibi önemli bir konu arkadaşlar. Konumuza başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar üst sayılar deyince bakın aklımıza gelecek ifadeler şunlardı. Yani üst sayılar dediğimiz şeyler çarpım durumdaki ifadeleri kuvvetli şekilde yazmaktır. Yani burada şöyle A çarpı A çarpı A n tane A'nın yazılımı A üzeri N şeklinde gösterilir. Ve buradaki ifade arkadaşlar bakın şu kuvvettir. N şeklinde gösterilen kuvvet ya da üst deriz. Alt tarafı da arkadaşlar taban. Evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu ifadeye göre bakın kaç tane çarpım var? Kaç tane 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman burası nedir arkadaşlar? 3 üzeri 6 diye yazılır. Bakın kaç tane eksi 2 var? 1, 2, 3, 4. O zaman eksi 2 üzeri 4 diyerek yazılır. Burada da arkadaşlar aynı şekilde bakın. Eksi 3 üzeri 4, 1, 2, 3, 4 tane çarpımı. Burası bakın parantezin önemi zaten önceki işlemlerde temel kavramlarda falan bahsetmiştim. Burada çok girmeyeceğim zaten. Eksi ifadesi var. Bakın 2 üzeri 4 nedir? 4 tane 2'nin çarpımı. Eksi 1 üzeri 5, 5 tane eksi 1'in çarpımı demektir. Evet. Şimdi arkadaşlar özelliklerden ilk olan ifadelerden bir tanesi. Ve yani bunları yine biliyoruz. Dediğim gibi negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir, çift kuvveti pozitiftir. Söylenen özellik bu. Bir sayının sıfırıncı kuvveti yani sıfır hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvvetleri birdir. Bu da önemli bir özellik. Evet. Şimdi ilk sorumuz. Bakın. 3 üzeri 2. 3 üzeri 2 arkadaşlar nedir? 3'ün karesi 9'dur. Değil mi? Eksi 2'nin küpü ne demektir? Yani negatif sayı olduğu için negatif sayıların arkadaşlar direkt kuvvetini alın. 2'nin küpü 8. Tek kuvvet olduğu için eksi 8 bölü. Eksi 1'in dördüncü kuvveti çift kuvvet olduğu için bakın kuvvet çiftse sonuç nedir? Pozitiftir. Bunları işlemiştik. Onun için çok üzerine durmuyorum. Artı 2'nin karesi nedir? 4'tür. Buradan da bakın arkadaşlar ne olacak? Artı eksi eksi 8 bölü 5. Bu da nedir? 1 bölü 5 olarak bulunur. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakın üst sayıların özellikleri toplama çıkarma işlemi arkadaşlar. Toplama çıkarma işleminde bakın biraz önce çarpım durumunda görmüştük ama burada n tane a'nın toplamı n çarpı a şeklinde ifade edilir. Aynı şekilde a üzeri m'nin ifadesi arkadaşlar n tane n çarpı a üzeri m şeklinde ifade edilir. Zaten yine karşımıza sürekli sorular çıkacak. Toplama çıkarma işlemi yapılırken bakın burada üslü ifadeler yani hani üstleri taban ve üstte aynı olan ifadeler varsa yani önce bu duruma getirilir. Bunların parantezine alınır. A üzeri m ifadesine bakın bunlar ortak olduğu için bunların parantezlerini alırsak ortak olan ifade bakın ne oldu? Baş katsayıları k, n ve p ifadesi işaretleriyle yazıldı ve a üzeri m şeklinde yazıldı. Sorularda zaten bunlar karşımıza sürekli çıkacaktır. Evet şimdi arkadaşlar biraz önce anlatmış olduğumuzun örneği ne demektir bu? Bakın. 10 tane 5'in toplamı. Karıştırmayın çarpmayla toplamayı karıştırmayın. Burada nedir? Bakın 5 çarpı 10'dur. Bu da eşittir nedir? Bunun sonucu 50'dir. Aynı şekilde arkadaşlar bakın bu nedir? 3 üzeri 12'den kaç tane var? 15 tane topla diyor yani. Bunları toplayacağım. Bu da nedir? 15 çarpı 3 üzeri 12. Bunu karıştırmayın. Bakın arada toplama işareti var. Aynı şekilde arkadaşlar bakın biraz önce söylemiş olduğum özellik bakın hepsinde bakın arada artı eksi var o zaman parantezi alacaksınız. Neyin parantezini alacaksınız? 9 üzeri 8. 9 üzeri 8 parantezini aldığımızda burada ne kalır? 8 artı 3 eksi 4. Bu da nedir arkadaşlar? 9 üzeri 8 çarpı toplayalım. 11, 11'den 4 çıktı arkadaşlar ne olur? 7. Bu ifade bu şekilde şimdilik dursun. Zaten ilerleyen bölümlerde burayı da düzenleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada ortak olan ifade nedir? 15 üzeri 13. 15 üzeri 13 parantezine alırsak ifadeyi hepsinde ortak olduğu için bakın 15 üzeri 13, 15 üzeri 13 bu ifadenin parantezine aldığımızda şöyle bakın çubukların anlamı neydi? 1 demekti bunlar.
1 artı 6 artı 8. Bu da nedir arkadaşlar? 15 üzeri 3 çarpı kaç olur? 15. Birazdan arkadaşlar bu işlemleri yapmayı söyleyeceğim. Eğer ki altlar aynı ise üstler toplanır diye bir özellik çıkacak. En azından burada da şimdilik bir ön bilgi olsun. Yani altlar aynı ise üst bunun üzerinde 1 vardır. Bunlar toplanır. Birazdan zaten göreceğiz. Bu da 15 üzeri 4 şeklinde yazılır. Evet, şimdi geldik çarpma ifadesine. Bakın çarpma işleminde de şöyle. Eğer ki arkadaşlar bakın altlar tabanlar yani tabanlar aynı ise üstler toplanır. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Zaten yani burada biraz özellik fazladır ama çoğunu bildiğimiz özelliklerdir. Sorularda arkadaşlar bunları tek tek göreceğiz. Evet. Şimdi bakın. Burada 2 üzeri x eşittir a'dır diyor arkadaşlar. Olduğuna göre 2 üzeri x artı 3 ifadesinin a cinsinden eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bize sorulan ifade ne? 2 üzeri x artı 3. Şimdi üstler toplanmış değil mi? Üstler toplanmışsa o zaman bunların tabanları nedir? Aynıdır. Şöyle yani. 2 üzeri x, 2 üzeri 3. Bu da nedir? 2 üzeri x çarpı 2'nin küpü nedir? 8. Değil mi? Şimdi arkadaşlar yani bakın üstü olan ifadenin yani tabanlar aynı olan ifadenin üstler toplanır özelliğini kullandık. Buradan da 2 üzeri x ifadesi yani burası nedir? Burası arkadaşlar zaten soruda verilmiş a'dır. Değil mi? Bu da nedir? A çarpı 8'den yani 8a olarak bulunur. İşte bu kadar. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın. 6 üzeri x eşittir 8. Şimdi arkadaşlar. Bakın 2 üzeri x artı 2'yi şöyle düzenliyorum. Üstler toplanmış o zaman tabanlar nedir? Bunun aynıdır değil mi? Tabanlar aynı üstler toplanıyor. Arkadaşlar bakın bu özelliği tersine hep kullanmayı bilelim. Hep bize normalde düzü öğretilir. Yani tabanlar aynı üstler toplanıyor ama üstler toplanmışsa tabanları hemen aynı şekilde yazın böyle. Bakın bu şekilde sorular çünkü sorulabiliyor. 3 üzeri x artı 1 nedir? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1. Şimdi arkadaşlar bakın 2 üzeri x çarpı burası nedir? 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 3. Bakın bunları da şöyle bir yan yana yazayım. 2 üzeri x, 3 üzeri x çarpı 4 çarpı 3. Yani şunlar. Bakın üstler aynı olan ifadelerin ne oluyordu? Üstler aynı ise arkadaşlar bu şöyle yazılır. 2 çarpı 3 üzeri x. Burası da ne? 12. Bu da nedir? Bakın üstler aynıysa tabanlar hemen altlar çarpılıyordu. Yani 6 üzeri x çarpı 12. 6 üzeri x arkadaşlar bakın soruda ne verilmiş? 8 verilmiş. Yani bu da eşittir. 8 çarpı 12'den o da eşittir. 96 olarak bulunur. Evet. Diğer sorumuz. Bakın 3 üzeri x eşittir a, 5 üzeri x eşittir b. Şimdi 135 üzeri x ifadesi. Şimdi bakın böyle sorularda hemen arkadaşlar ifadeyi yani 135'i asal çarpanlarına ayırın. Hemen şöyle asal çarpan aramayı biliyoruz. Bakın hemen ifadeyi bölmeye başlayalım. 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Hemen 3'e bölelim. 3'e bölsek arkadaşlar ne olur? 45 olur değil mi? Bir daha böldük. 15. Bir daha bölün. 3'e. 5. 5'e bölün 1. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne var? 3 üzeri 3 var. Öyle değil mi? Bakın şöyle 3 üzeri 3 çarpı 5. Şimdi 135 ifadesini buldum. Bakın üzerinde de x var. Şimdi arkadaşlar böyle ifadeleri şöyle yazabilirsiniz. Bakın 3 üzeri x şöyle yani sayıları hani böyle yazılabilirsiniz. 5 üzeri x. Yani x'i bunun üzerine koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x ne demektir? A demektir. Bakın üzerinde de 3 var. Çarpı 5 üzeri x ne? Soruda ne verilmiş? B verilmiş. Bu da eşittir nedir? A küp çarpı bakın B olarak bulunur. Yani cevabımız nedir? A küp çarpı B denizdir. Evet. Geldik şimdi diğer sorumuza arkadaşlar. Bakın bu da sınav tarzı bir soru dikkat edin. Şimdi diyor bir kültürdeki bakteri sayısı her bir saatin sonunda iki katına çıkmaktadır. Başlangıçta 128 tane bakterinin bulunduğu bir kültürde yani bu kültürde 12 saatin sonunda kaç tane bakteri olur? Şimdi arkadaşlar bakın normalde ortamda başlangıçta ilk durum tamam mı? Başlangıç B diyorum. 128 tane bakteri var. Aradan 1 saat geçti. Ne oldu? Bakın 1 saat sonra 2 çarpı 128. 1 saat daha geçti.
2 çarpı 2 çarpı, bakın 128. Değil mi? Bir saat daha geçti. Bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar bakın böyle 12 saat geçecek. 12 saat geçmesi ne demektir? Ben bunu 12 defa 2 ile çarpmam demek, öyle değil mi? Yani bu şekilde devam ettiğinde arkadaşlar, yani bakın 1 saat sonra 2 katı, 1 saat sonra bir daha 2 ile çarptım, 1 saat sonra bir daha 2 ile çarptım. Yani 12 saat geçmesi 12 defa 2 ile çarpmanız demek. Yani şöyle son durumda 2 çarpı 2 çarpı nokta nokta 2 çarpı 128. Burada kaç tane 2 var? 12. Şimdi arkadaşlar bu nasıl yazıyorduk biz? 2 üzeri 12. Peki 128 ne? 2'nin kaçıncı kuvvetidir 128? Bakın bunları bilelim. 6 olsa 64, 7 olsa 128. Yani altlar hangisi üstler toplanır. Şöyle bu da işte nedir? 2 üzeri 19 olarak bulunur. Yani toplamda arkadaşlar 12 saat sonra 2 üzeri 19 tane ortamda bakteri bulunur. Evet. Şimdi diğer bir özelliğimiz. Bakın diğer bir özelliğimizde de üst sayılar üst alınırken üstler çarpılır. Yani arkadaşlar bakın bu ifadeleri mesela 2 üzeri 3 üzeri diyelim x ifadesi var. Siz bunu arkadaşlar şöyle de yazabilirsiniz. Bakın 2 üzeri x üzeri 3 diyerek de direkt değiştirebilirsiniz. Ya da bunları şöyle direkt çarpabilirsiniz. Yani 3 çarpı x şeklinde yazabilirsiniz. Evet, şimdi bununla ilgili özelliğimiz. Bakın ne diyor? Biraz önce söylemiş olduğum özellik. Şimdi arkadaşlar bakın burada hemen sayı çarpabiliriz. Bakın bunlarda direkt pozitif olan ifadelerde direkt işlemi yapabilirsiniz. Yani 2 üzeri bu nedir? 5 çarpı 6 kere 5, 30. Bitti. Aynı şekilde arkadaşlar buradan bakın 2 üzeri eksi 3'te eksi 2 çarpın 6. Bakın burada negatif bir sayı. Negatif bir sayının arkadaşlar önce işlemi yaparken üstüne bakın. Bak burası ne? Çift kuvvet 10. 10 çift olduğu için arkadaşlar bunun sonucu nedir? Artıdır. Direkt 2 üzeri 10 şeklinde yazacaksınız bu ifadeyi. Bakın yani şuradaki 10'dan dolayı. Buraya bakın burası ne? 7. 7 tek kuvvet olduğu için arkadaşlar sonuç ne? Eksi yani 3 üzeri 7 olacaktır. Şimdi negatif sayılara dikkat edin. Dediğim gibi bakın eksi 6 yani eksi 5 üzeri eksi 6. Bakın arkadaşlar bu çift. Çift olduğu için negatif bir sayının çift kuvveti nedir? Daima pozitiftir. Hemen burayı artı yapın. Yani 5 üzeri eksi 6'dır bunun sonucu. Bakın negatif bir sayı bu ne? Şöyle küçük yazayım. Tek değil mi? Kuvveti tek olduğu için sonuç nedir? Negatif. Yani eksi 2 üzeri eksi 7'dir. Hemen dışa bakıyorsunuz. Bakın bunlarda 4 nasıl bir sayı? Çift. Çift olduğu için sonuç ne? Pozitif diyeceksiniz. Bu işlemi böyle yapıyorsunuz. Önce işareti belirleyin. Daha sonra kuvvetleri çarpın arkadaşlar. 5 çarpı 4 bu da eşittir. 20 olur. Bakın dikkat edin. Burası ne? En dıştaki kuvvet tek. Tek kuvvet olduğu için şimdi bakıyorum. İçerideki zaten başka parantez yok. Parantezin dışındaki tek kuvvet sonuç nedir? Negatif. Değil mi? Negatif bir sayının tek kuvvetleri negatiftir. Bu durumda arkadaşlar ne olacak burası? Eksi olacak. Bu da eşittir. 3 üzeri çarpın 20 olarak bulunur. Bakın burası önemli arkadaşlar. Buradan bu sene soru gelebilir bu özelliği ilgilendiren. Dikkat edin bunlara. Evet. Şimdi bu ifadenin arkadaşlar kısaltılmış biçimi nedir diyor. Hemen bakalım kısaltılmış biçimine. Şimdi bakın. İfadeyi hemen ifadeyi düzenliyorum. Bakın 3 çarpı diyorum. A üzeri bakın 2 ile 3 çarpın 6 eksi 2 çarpı bakın hemen 3 ile 2 çarpın ne oldu? 6 eksi A üzeri burası ne oldu? 5 oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın alt, şuralar aynı olduğu için bakın buradaki A üzeri 6, A üzeri 6 olduğu için şu ikisini 3'ten 2 çıkartın direkt. 3'ten 2 çıktı arkadaşlar ne oldu? 1. 1 tane A üzeri 6 eksi A üzeri 5. Bu kadar. Yani cevabımız nedir? A üzeri 6 eksi A üzeri 5 olarak bulunur. Yani Ceyhan olarak bulunur. Evet. Şimdi geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Yine bakın pozitif olduğu için problem yok. Arkadaşlar bu nedir? 9 üzeri. Bakın hemen çarpın. Eksi 6. Çarpı bakın. 27
üzeri eksi 10. Değil mi? Hemen bunları çarpabiliriz. Şimdi burayı da düzenleyelim. 9 nedir arkadaşlar? Bakın 3'ün karesi eksi 6. 3'ün küpü ne oldu? Eksi 10. Şimdi buradan da ne olur? 3 üzeri bakın hemen çarpın. Eksi 12. 3 üzeri eksi 30. O da eşittir. 3 üzeri bakın altlar aynıysa hemen üstler ne olur? Toplanır. Yani eksi 12 eksi 30 o da eşittir. 3 üzeri kaç olur? Eksi 42 olarak bulunur. İşte bu kadar. Evet. Siz de arkadaşlar benimle aynı birlikte gitmeye çalışın. Yani kağıdınızı kaleminizi alın. Videoyu izlerken bu soruları çözmeye çalışın. Benimle birlikte çözün. Yani daha faydalı olacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar bu ifadenin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Evet, bakın işte bu soru önemli. Sınav tarzı bir soru. Dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruları çözerken bakın not şöyle. Bu tarz bakın içleri böyle eksili, çarpılı falansa önce işaret belirle. Önce işaret belirle. Şimdi arkadaşlar önce işareti belirlerseniz zaten hani birçok şey hallolmuş olur. İşareti belirleyelim. Şimdi en dıştaki negatif sayının burası ne? Tek. Tek kuvvet olduğu için bakın içerideki sayı eksi olduğundan dolayı buranın sonucu nedir? Eksi. Arkadaşlar burası nasıl bir sayı? Bakın 2'ye bakıyorum en dışta çift. O zaman işaret ne? Artı. Burada var mı? Var aslında da görünmez. Yani en dışta 1 var. 1 nasıl bir sayı? Hani yazılmaz o. Tektir. Sonuç ne? Eksi. Şimdi önce işareti belirleyin. Bak bu sayının işareti arkadaşlar eksi ile artının çarpımı eksi. Değil mi? 2 eksi bir artının çarpımı. Bakın eksi ile eksi artı. Artı ile artının çarpımı artı. Yani bu işlemin sonucu artıdır. Sonucu belirlediniz mi? Bundan sonra artık arkadaşlar şu içerideki bakın sayıların ifadelerin önündeki eksileri atın gitsin. Bunlarla artık işim kalmadı. Bunlar bitti. Tamam mı? Önce işareti belirliyorsunuz bakın. Önce sonucun işaretini belirliyorsunuz. Sonra bu içerideki ifadelerin önündeki eksileri silin. Hata yapmak istemiyorsanız. Şimdi bundan sonra artık işim çok kolay. Çarpım durumdayken altlar aynı üstler toplanır değil mi? Yani artık yani işaretlerle işim yok. Direkt çarpım durumunda üstleri toplayacaksınız. Bitti. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarpın. Bakın eksi 4 ile eksi 3'ün çarpımı ne? 12. 2 ile 3'ün çarpımı 6. Artı 6 diyorum. Burası ne arkadaşlar? Artı 4. O da eşittir. Kaç oldu? Bakın A üzeri 22 olarak bulunur. İşte bu kadar. Evet. Diğer sorumuz arkadaşlar. Evet. Aynı soruyu koymuşuz. Evet. Şimdi. Bakın diğer sorumuzda da. Evet. Basamak sorusu arkadaşlar. Bakın basamak sorularını çözerken sayı kuvvet olarak 10'a götürmeniz lazım. Yani şöyle söylüyorum arkadaşlar. Hemen ifadeyi düzenleyeyim. Bakın. Mesela 10 üzeri 5 sayı 10'a götürmeniz gerekiyor. 10 üzeri 5 sayısı kaç basamaklıdır? Bunun anlamı şu arkadaşlar. 1'in yanında 5 tane 0 var demek. Bakın 6 basamaklı. Demek ki arkadaşlar 10 üzeri n sayısı kaç basamaklıdır? N artı 1. Değil mi? Bir basamak fazladır. Atıyorum 2 çarpı 10 üzeri 7. Arkadaşlar buna ekstra bir şey eklememize gerek yok. Bu sayının sonunda 7 tane 0 var. Yine aynı. Bakın 8 basamaklı bu. Tamam mı? Yani bir fazlası. Yani şöyle düşünün. Burada bir basamak var. 7 tane de 0 var bunun yanında. Toplam 8 tane basamak gelir. Şimdi bunu da ona göre bir düşünelim. Bakın sayıların basamak sayıları sorulduğunda sayıyı 10'a götürmemiz lazım. Hemen ifadeyi düzenliyorum. Bakın A sayısı 8, 80 nedir? 8 çarpı 10. Üzerinde 3 var. Hemen 3'leri koyuyorum. 125 nedir arkadaşlar? 5'in küpüdür. Değil mi? Şöyle oldu. Buradan da ne gelecek? 8 nedir? 2'nin küpü. Şunu atalım. Sen git buradan. 5 üzeri burası ne olacak? 6. Değil mi? Bununla işim yok. Bu dursun. Yani arkada dursun. İşimiz yok bununla. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? 2 üzeri. Bakın. 9. 5 üzeri
6 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar bize ihtiyacı olan nedir? 10 lazım değil mi? Şimdi 10 oluşturalım. Nasıl 10 oluşur? 10 2 ve 5'ten oluşur değil mi? Şimdi arkadaşlar bu 2 ve 5'ten de bakın üstünde küçük olan sayıya göre parçalayın hemen bunu. Bakın bu 6 bu 9. 6'ya göre hemen parçalıyorum. 2 üzeri 3. 2 üzeri 6 böyle yazabiliriz değil mi? Çünkü hani üstleri altlar aynı üstler toplanıyordu. Buna göre de böyle parçalayabilirsiniz. Çarpı bakın 5 üzeri 6. 10 üzeri 3. Şimdi arkadaşlar buradan da ne gelecektir? Bakın 2 üzeri 3. Şimdi bu da şöyle olmaz mı? 2 çarpı 5 üzeri. Üstleri aynı yaptım. 10 üzeri 3. Bu sayı nedir? 2 üzeri 3 nedir? 8. Şöyle ayrı dursun. Bakın 8. Burası ne oldu arkadaşlar? 10 üzeri 6. 10 üzeri 3. O da eşittir nedir? 8 çarpı. Altlar aynı olduğu için üstleri toplayın. 10 üzeri 9. Bu kaç basamaklıdır? Arkadaşlar 8'in yanında 9 tane 0 var. 10 basamaklı. Evet. Cevabımız yani nedir? 10. Bu ifade 10 basamaklıdır. Evet. Devam edelim. Evet, işleminin sonucu arkadaşlar ne diyor? Aşağıdakilerden hangisidir? Hemen ifadeyi düzenliyorum. Bakın. 0,027 demiş değil mi? Hemen. Buradaki ifadeyi bakın şöyle yazabiliriz. 27 bölü. Bakın burası nedir? Yüzde midir? Ondalık sayıları gördük. Yani şey 1000'dir değil mi? 27 bölü 1000. Şöyle düzenliyorum. 5 bölü 3. Arkadaşlar çarpı 10 üzeri 5. Bakın 27 bölü 1000 ifadesi nedir? Arkadaşlar 3'ün küpüdür değil mi bu? Yani 3'ün küpü 27. 10'un küpü yani ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın 3 bölü 10'un küpü değil mi? Üzerinde de ne var? 5 bölü 3 var. Bunları böyle yazabiliriz. 10 üzeri 5. Şunlar gitti arkadaşlar. Bu da ne oldu? Bakın o da eşittir. 3 üzeri 5 bölü hani üstünde her ikisinde 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirsiniz. Çarpı 10 üzeri 5. Bunlar da aynı olduğu için bunlar da gitti. Arkadaşlar cevabımız da ne geldi? 3 üzeri 5 olarak bulunur. Evet işte bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne diyor? A sayısının diyor toplama işlemine göre tersi eksi A'dır. A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A'dır. Yani şöyle söylüyorum bakın 2'nin toplamaya göre tersi eksi 2'dir. Ama 2'nin çarpmaya göre tersi arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Bunu da en azından burada görmüş olalım. Evet bunları zaten biliyoruz. Bakın dediğim gibi bir sayının üzerinde eksi olması ne demekti arkadaşlar? Sayıyı ters çevir demekti değil mi? Temel kavramlarda görmüştük. Aynen. Bakın eksi olması sayıyı ters çevir demektir. Hemen ben yine şöyle hızlıca vereyim. 2 bölü 3 üzeri eksi 3 demek ne demek? 3 bölü 2 üzeri 3 demektir. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar buna bakalım. Bakın şöyle yazıyorum. 2 üzeri eksi 4 sayıyı ters çevir. 1 bölü 2 üzeri 4. O da eşittir nedir? 1 bölü 16. Şimdi arkadaşlar bakın burası ne? Eksi 1 değil mi? Eksi 1 burada nedir? Tek kuvvet olduğu için sonuç eksidir. Sayı çevirin. 1 bölü 5. Yani eksi 1 bölü 5 diyebilirsiniz. Tamamdır. Sayıyı ters çevirdik. Bakın çift kuvvet eksi 2 çift sayı. Hemen ne yaptım? Negatif sayı. Hemen şurası gitti. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri eksi bakın eksi 2 bu ne demektir? Sayıyı çevir. Ve karesini al. O da eşittir. Ne olur? 1 bölü 4 olur. Evet. 2 bölü 3 üzeri eksi 1. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Sayıyı çevireceksiniz. Ve üzeri 1 zaten cevabımız ne? 3 bölü 2 olarak bulunur. Evet. Şimdi bakın bu çıkmış bir soru arkadaşlar. Yani farklı farklı çözümler yapabilirsiniz. 10 üzeri eksi 1. Şimdi 10 üzeri eksi 1 nedir? İster şöyle 1 bölü 10 artı 1 bölü bakın bu ne 100 artı 1 bölü 1000 değil mi?
Bu da nedir arkadaşlar? Payda eşitliyorum. Rasyonele çevirdim. Burası da 100. O da işte nedir? Bakın 100 artı 10 artı 1 bölü 1000 oldu. O da eşittir. 111 bölü 1000. O da eşittir nedir? Ondalıklı yazarsak. Yani şıklarda ondalıklı da verebilir. 0,111 olarak bulunur. Evet. Hadi bakalım. İyi gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik bölmeye. Bakın bölmeye de bölme işleminde arkadaşlar eğer tabanlar aynısı üstler çıkartılır. Yani tabanlar aynı. 2 üzeri 5 bölü işte 2 üzeri 3 ne yapacaksınız hemen? 2 üzeri 5 eksi 3 diyerek bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Evet bölme işleminde aynı şekilde arkadaşlar. Üstler aynı ise hani böyle üstüne dağıtabilirsiniz. Zaten bunu görmüştük. Evet, eğer ki tabanlar farklıysa arkadaşlar bölme durumu yaparken yani tabanları aynı yapmaya çalışın. Sorularda daha net göreceğiz bunları. Şimdi arkadaşlar ne demektir bu? Bakın, 2 üzeri 5, değil mi? Tabanlar farklı. 4 ne arkadaşlar? 2'nin karesi, şöyle yazayım ben, 4. Bakın 8 nedir? 2'nin küpü, şöyle oldu. Bu da nedir? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 8 bölü 2 üzeri 6. O da eşittir 2 üzeri. Bakın aynı olduğunda ne oluyordu? Üstler toplanıyordu. 13 bölü 2 üzeri 6. O da eşittir 2 üzeri 13 eksi 6. O da eşittir 2 üzeri 7 olarak bulunur. İşte bu kadar. Evet. Şimdi ifadesinin eşit aşağıdakilerin hangisidir arkadaşlar diyor. Bakalım. Şimdi bakın, mantık değişmiyor. Hemen üstleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben hemen şunu şöyle bir yazayım. 2 üzeri x artı 1. Bakın, 2'nin karesi, değil mi? 4 ifadesi. Bu da arkadaşlar, x eksi y, bakın x eksi y, artı 2 bölü. Altta ne var arkadaşlar? 2 üzeri 3. Bakın 8 şöyle x eksi y. Şimdi arkadaşlar bakın yazıyorum bunu. 2 üzeri x artı 1 çarpı 2 üzeri. Şimdi bakın üstün üstü çarpacaksınız. Hemen tek tek çarpın. Burada başlayın çarpmaya. 2 ile x çarptık. Ne oldu? 2x. Arkadaşlar 2 ile eksi y çarpın. Eksi 2'ye. 2 ile 2 çarpın. Artı 4. Evet bölü. Bakın altta ne vardı? 8 2'nin küpüydü. Burası 3. 2 üzeri 3. Bakın. Şimdi çarpın. 3x. 3 ile eksi y çarpın. Eksi 3y. Bu da eşittir. Hemen bakın. Çarpım durumda üstleri toplayın. 2x. X daha. 3x. Arkadaşlar y var mı? Başka yok. Eksi 2y. Artı 1 artı 4 daha. Artı 5 olacak. Bölü. Bakın. 2 üzeri 3x eksi 3y. Şimdi arkadaşlar bunu da hemen işlemi yapalım. Bakın burası ne oldu? Hemen üstleri çıkartacağız değil mi? Bakın 3x. Şimdi arkadaşlar bakın altta 3x var. Yukarı çıkartın eksi 3x diye gelecek. Şunlar birbirini götürdü. Yukarıda ne vardı? Bakın eksi 2y artı 5. Eksi 3y yukarı çıktı ne diye çıktı? Artı 3y diye çıktı. Bu da eşittir 2 üzeri. Bakın eksi 2y artı 3y y oldu. Yanında ne var? Artı 5. 2 üzeri y artı 5 olarak bulunur. Ve cevabımız Ceyhan'dır. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki sorumuzda da hemen ifadelerin ister arkadaşlar yani hani üstler aynı olduğu için tek bir üste yazabiliriz. Yani ifadeleri düzenleyebiliriz, sadeleştirebiliriz. Ya da arkadaşlar hani parçalayabiliriz. Hemen bakın şöyle tek bir üste yazıyorum. 6 bölü 8 üzeri 10 çarpı bakın 12 bölü 9 üzeri 12. Şimdi arkadaşlar bakın 6 ile 8'i sadeleştirin. Her tarafı 2'ye bölün. 3 bölü 4 üzeri 10 çarpı. Aynı şekilde arkadaşlar 3'e bölün. Bakın burası ne oldu? 4 bölü 3 üzeri 12. Şimdi arkadaşlar bakın. İkisi de birbiri cinsten. Biri 3 bölü 4, biri 4 bölü 3.
O zaman arkadaşlar bunu yani bir tanesini ters çevirin. Mesela burası 4 bölü 3'ü yani 3 bölü 4'ü 4 bölü 3'te yazarsak bakın ilk durumda ne olur? Üzerine hemen eksi gelir değil mi? Ters çevirdiğimizde eksi geliyordu. Yani burası da ne oldu? 4 bölü 3 üzeri kaç oldu? 12. Şimdi altlar aynı değil mi? Altlar aynı ise üstler ne olur? Toplanır. Toplayalım. Eksi 10 12'yi toplayın ne oldu? 2. Bunu da düzenleyin. 4'ün karesi 16. 3'ün karesi ne oldu? 9. Yani 16 bölü 9 olarak bulunur. İşte bu kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar başka bir ifade. Bakın burada da ifadeleri arkadaşlar üssü sayıları toplama çıkarma yaparken en küçük ifade neyse onun parantezini alın. Bakın. Bu soruların hepsinde arkadaşlar en küçük ifadelerin parantezini alarak işlem yaparsanız daha kolay işlem yani hemen sonucu bulursunuz. Şimdi en küçük ifade nedir burada? Bakın 92 değil mi? Hemen arkadaşlar 2 üzeri 92 parantezini alıyorum. Bakın bu 92 tanesini alın. Ne kaldı? Bir tane kaldı. Arada ne var? Eksi var. 92 tanesini alın. Burada ne kaldı? 1. Arkadaşlar burada ne oldu? 2 üzeri zaten 94. Bakın yazıyorum. 2 üzeri 92 çarpı 2 eksi 1. 1 bölü 2 üzeri 94. Bu da eşittir. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi yani ister bunu alta götürün ki öyle yapalım. Alta yazalım. Bakın şöyle. Bölüm durumunda değil mi? Altlar aynı olduğu için arkadaşlar birbirinden çıkartabilirsiniz. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. Hani sadeleştirin. Mesela 92, 92 tanesi gitti. 94 tane de ne kaldı? 2. Yani 1 bölü 2'nin karesi o da eşittir nedir? 1 bölü 4 olarak bunu bu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Geldik diğer sorumuza. Bakın 1 bölü 2 üzeri y eksi x artı 1 demiş. X eksi y artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın burada da bu tarz sorularda da arkadaşlar hemen burası y eksi x burası x eksi y olmaz. Bakın ifadeleri hemen üstlerini düzenleyin. Yani ifadeleri düzeltmeye çalışın. Şöyle bir tanesiyle oynayacağız. Yani y eksi x eksi y olmaz arkadaşlar. Burası ne olacak? Ne dedim? Bir tanesini düzeltin. Yani aynı yapın. Aynı yapmak demek arkadaşlar bu ifadeyi eksi parantezine almam demek. Yani x eksi y. X parantezini aldım. Burada ne kaldı? Altta artı 1 kaldı. Bakın. Artı 1 bölü 2 üzeri x eksi y artı 1. Bu da eşittir nedir? 1 bölü. Bunun eksi olması demek sayıyı ters çevir demektir. 1 bölü 2 üzeri x eksi y artı 1 artı 1 bölü 2 üzeri x eksi y artı 1. Şimdi arkadaşlar bakın buradan sonra da İfadeyi düzenliyorum hemen. Bakın 1 bölü ne olacak? 1 artı 2 üzeri x eksiye bununla bunu çarpıyoruz. Bölü 2 üzeri x gitti. Karıştı değil mi? Çok uzun. Saçma geldi bana da boş verin. Size daha basit bir şey göstereyim o zaman. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda böyle bir ifade çıktı mı karşınıza arkadaşlar? X'i yiyelim. Değer verin o zaman. Bakın. Hemen değer veriyorum. X'e söyleyin bir şey. Atıyorum 2 dediniz. Tamam mı? Y'ye de arkadaşlar ne dediniz? 3 mü dediniz? Tamam. 3. Yazın yerine. Bakın 1 bölü 2 üzeri 3 eksi 2 1 artı 1 artı 1 bölü arkadaşlar hemen yazın yerine 2 üzeri bakın 2 eksi 3 eksi 1 artı 1. O da eşittir. Bakın 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 üzeri eksi 1 nedir? Hemen bu işlemi şurada yapın. 1 bölü 2 artı 1. O da eşittir. 1 bölü 3 artı şunu şunu çarptık. Bakın 1 bölü 3 bölü 2 o da eşittir ne geldi? Bakın ifadeyi düzenleyin. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 o da eşittir. 3 bölü 3'ten 1 geldi. Değil mi? Cevabımız neymiş arkadaşlar? 1 olarak bulunur. Yani hiç uğraşmayın. Tamam mı? Yani ters çevirin bilmem ne. X'e Y'ye değer verin arkadaşlar. Zaten direkt size çözüme götürür ve daha çok da kısa sürer. Normalde bunların çözüm yolu budur. Hiç sevmem bunu da. Dediğim gibi direkt X'e Y'ye değer verin arkadaşlar. Daha kolaydır. Evet. Şimdi arkadaşlar geldik.
Diğer sorumuza. Bakın bu ifadelerde arkadaşlar virgüllü sayıları çözümlerken şöyle yazacaksınız. Bakın virgüllü sayıların arkadaşlar üst sayılara, ondalıklı ifadelerin üst sayılarla bir bağlantısı vardır. Burada şunu kullanacağız. Bakın bu ifade, şuradaki ifade yazılırken şöyle yazılır. Bakın 5 çarpı 5 çarpı, bakın virgülden sonra kaç sıfır var? 3 sıfır mı var? Arkadaşlar o zaman bu 10 üzeri eksi 3 diye yazılır. Burası nedir? 10 üzeri 35. Artı. Bakın şimdi devam ediyorum. 0,8 nasıl yazılır? 8 çarpı virgülden sonra kaç sayı var? Bir tane mi sayı var? O zaman 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 33. Bölü. Burası nedir? 10 üzeri 32'dir. Arkadaşlar bunu da hemen ifadeyi düzenleyelim. Bakın 5 çarpı altlar aynı süsler ne olur? Toplanır. Eksi 3 35 daha ne olur? 10 üzeri 32 artı 8 çarpı 10 üzeri. Bakın altlar aynı olduğu için hemen üstleri toplayın. Eksi 1 33 daha ne olur? 32 bölü 10 üzeri 32. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Şu yanlar aynı. Yani ben şöyle 10 üzeri 32 parantezini alın. Yani şurayı parantezi alın. Kaç oldu? 5 artı 8. Altta da ne var arkadaşlar? 10 üzeri 32 var. Bunlar da birbirini götürür. O da eşittir nedir? 13 olarak bulunur. Arkadaşlar bu soruda beklediğim soru tarzlarından bir tanesi. Bakın buna da dikkat edin. Evet devam edelim. Evet şimdi arkadaşlar burada da bakın 10 üzeri x eşittir 3 olmak üzere diyor. 25 üzeri x ifadesine bakalım. Bakın 25 nedir? 5'in karesi değil mi? Hemen direkt artık bunu biliyoruz. 5 üzeri 2x diye yazabilirim. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri eksi 2x değil mi? Şöyle ayırabiliriz. Arkadaşlar bu ifadenin nedir? Bakın 5 üzeri 2x. Bunu üstte yazabilirsiniz isterseniz. Şöyle 2 üzeri artı 2x diyerek yazılabilir bu. Artı 2x diyerek şöyle yukarı çıktı. 2 üzeri 3 altta kaldı. Bu da eşittir. Şöyledir bakın. Altlar aynı, üst, altlar farklı, üstler aynı değil mi? 2x, 2x. O zaman altlar ne oluyordu? Çarpılıyordu değil mi şöyle? 2 üzeri 3 nedir? 8. Şimdi arkadaşlar 10 üzeri x ne? 3 değil mi? O zaman bu ne? Yani 10 üzeri x'in karesi demek değil mi? Tamam 10 üzeri x ne? 3. 3'ün karesi bölü 8 o da işte nedir? 9 bölü 8 olarak bulunur. Evet, işte bu kadar arkadaşlar. Evet, yine bakın sınav tarzı bir soru. Yani şu an çözdüğüm sorulara dikkat edin. Bu sorular gerçekten önemli. Şimdi arkadaşlar ne dedim? En küçük sayının, bakın bu tarz ifadelerin hepsinde en küçük sayı neyse onun parantezini alın. Direkt arkadaşlar sonucu bulursunuz. Bakın alıyorum. En küçük sayı ne? 86 mı? 2 üzeri 86 parantezini alıyorum. Şimdi bakın 2 üzeri eksi 86 parantezini aldım. Üst tarafı. Arkadaşlar 2 üzeri eksi 86 parantezini aldım ama eksi 80 kalması lazım değil mi? Yani buranın ne olması lazım? Hani 86 ile neyi toplarsam 80 olur. Eksi 80 olur. Yani eksi 86 ile şu üstü toplayacağım 80 olacak öyle değil mi? Ya da ben size ne dedim? Şöyle düşünün. Arkadaşlar 86'dan 80'i çıkartın direkt. Ne oldu? 6. Eksi 2 üzeri. Bakın 86'dan 82'yi çıkartın. Ne olur arkadaşlar? 4. Değil mi? Bölü. Şimdi alt tarafı da aynı şekilde 2 üzeri eksi 86 parantezini alın. Bakın buradan ne gelecektir? 2 üzeri 86'dan 84'ü çıkartın. Öyle düşün. 2 eksi. Zaten ben bunun tamamını aldım. Değil mi? Tamamını almıştım. Burada ne kaldı? Yani bunu aldığınızda 1 kalır. Şunlar da zaten birbirini götürdü çarpım durumunda. 2 üzeri 6 nedir? 64 eksi 16 bölü 4 eksi 1. O da eşittir. Kaç olur arkadaşlar? 48 bölü 3'ten o da eşittir. 16 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar bakın böyle sorularda size çok daha pratik bir şey söyleyeyim. Bakın şurada ikinci yol olsun. Tamam mı? Daha böyle pratik bir yol. Şunu yapın. Bakın 80, 82, 84, 86 üstlere dikkat et. Bak 80, 84, 82, 86 değil mi?
Aradaki fark ne? 4. Arkadaşlar bir düzen varsa, ya bakın mutlaka bunlar bu şekildedir. Bak bir düzen vardır arkadaşlar. Hemen ifadeleri yani taraf tarafa iki tanesini al. Bak aradaki fark ne? 4 değil mi? 80, 84, 82, 86. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeleri hemen şöyle düzenleyin. Ya da size şöyle söyleyeyim. Bakın bu ta hani bunu göremezsiniz diye söylüyorum. Arkadaşlar direkt bu şekildeki yani ardışık giden ifadelerin hepsi için bakın bu geçerlidir. Arkadaşlar en küçük iki tane sayının alın. En küçük kuvvetleri alın. En küçük eksi 80 mi eksi 82 mi? Eksi 82 değil mi? 2 üzeri eksi 82. Altta en küçük kuvvet ne? 2 üzeri eksi 86. Tamam bunları oranlayın. Olay biter. 2 üzeri eksi 82 artı 86. Yani üste çıkarttım. O da eşittir. 2 üzeri 4. O da eşittir nedir arkadaşlar? 16 olarak bulunur. Evet bu her zaman tutar arkadaşlar. Bakın bu şekilde düzenli giden ifadelerde iki tane arkadaşlar hani bakın bu şekilde düzenli gidiyorsa en küçük iki tane kuvvete bölün zaten direkt sonucu bulursunuz. Evet. Hemen arkadaşlar burada da bakın ifadeleri bir düzenleyelim. 4 nedir? 2'nin direkt karesi bakın şöyle. X artı 2 eksi 2 üzeri 2x artı 1 bölü 2 üzeri 2x artı 3 eksi 2 üzeri 2 şöyle x artı 1. Evet buradan da bakın şu 2 ile çarpın. 2 üzeri 2x artı 4 eksi 2 üzeri 2x artı 1 bölü. Arkadaşlar bakın 2 üzeri 2x artı 3 eksi 2 üzeri 2x şöyle 2'ye dağıtın 2x artı 2 değil mi? Hepsinde ortak olan kim var? Hepsine bakın şöyle bir. Görürsünüz 2 üzeri 2x var değil mi? Yani ister bunları direkt buradan silin ya da şöyle 2 üzeri 2x parantezin alın hepsine. Yani bunları silin gitsin. Hepsinde ortak onu demek istiyorum. Ya da isterseniz şöyle parantez alın. 2 üzeri 2x parantezin alın ne kaldı? 2 üzeri şöyle ben yazayım daha. Bakın 2 üzeri 4 evet hemen tekrar yazayım. Evet şöyle bakın 2 üzeri şurada ne oldu arkadaşlar? 4 değil mi? Eksi 2 üzeri 1 bölü evet 2 üzeri bakın 2x parantezini aldık. Hani ya silin ya da böyle parantez alın. Aynı şey. Hani mantığında göstermiş olayım. 2 üzeri 3 eksi 2 üzeri 2. Şunlar da arkadaşlar gitti çarpım durumunda. Buradan ne geldi? 2 üzeri 4 bakın 16 eksi 2 bölü 8 eksi 4 o da eşittir. 14 bölü 4'ten o da eşittir ne olur? 7 bölü 2 olarak bulunur. Evet. Evet arkadaşlar sonlara doğru geliyoruz. Biraz acele ediyorum. Çünkü yaklaşık bir yarım saat sonra arkadaşlar otobüsüm kalkacak, yetişmem gerekiyor. Bu yüzden bugün biraz hızlıyız. Evet. Şimdi bakın bu işlemin arkadaşlar ne diyor? Sonucu diyor kaçtır diyor. Hemen biraz önce söylemiştim bakın ifadeyi ondalıklı sayıları nasıl düzenliyorduk? Şöyle 64 çarpı işimiz var dedik ya kalem bize izin vermiyor. Evet şimdi tekrar söylüyorum. Bakın ondalıklı sayıları arkadaşlar düzenleyelim. Bakın ne dedik? 64 çarpı virgülden sonra kaç tane sıfır sayı var? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri eksi 5. Bakın bu sayıları arkadaşlar bu şekilde yazacaksınız. Bu önemli. Üzerinde ne var? Eksi 3 çarpı. Şimdi geldik 16'ya. Bakın 16 çarpı 10 üzeri. Arkadaşlar burada ne var? Kaç tane var? Virgülden sonra kaç sayı var? 3 tane. 10 üzeri eksi 3 üzeri 2. Bölü. Burası ne? 1 çarpı bakın 0,1 10 üzeri eksi 1. Üzerinde ne var? Eksi 9 var değil mi?
Evet, şimdi düzenliyorum. Bakın. Şöyle. Bunu da düzenleyelim. 2 üzeri eksi 3. Şey yani 64 nedir? 2 üzeri 6 diyeyim ben. Önce burayı bir düzenleyelim. 10 üzeri eksi 5 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri 4 bakın çarpı 10 üzeri eksi 3 değil mi? Şöyle 2 bölü hemen şurada işlemi yapıyorum. Bakın eksi 1 ile eksi 9'u çarptık. Buradan ne geldi? 9. Bu da eşittir. Şimdi eksi 3'ü çarpın. Eksi 3 ile 6'yı çarpın. 2 üzeri eksi 18 çarpı 10 üzeri 15 değil mi? Şöyle 2 üzeri bakın buradan 2 ile 4'ü çarpın hemen. Kuvveti çarpıyorum. 8 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü evet 10 üzeri 9. Hadi bakalım bitti. Şimdi altlar aynıysa bakın 2 üzeri eksi 18, 2 üzeri 8 üstleri toplayın. Eksi 18'e 8 topladık. Eksi 10. Şimdi geldik. 10 üzeri 5 eksi 6. 10 üzeri 9. Bakın 10 üzeri 9. Bunlar da gitti. Cevabımız ne geldi? 2 üzeri eksi 10 olarak bulunur. Evet bu da arkadaşlar önemli bir soruydu. Evet. Şimdi geldik bakın 18 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri 2x artı 1 olduğuna göre 2 üzeri x ifadesi nedir? Şimdi 18'i bir açalım. 18 nedir? Bakın 9 çarpı 2. Üstlerinde ne var arkadaşlar? Hemen x artı 1 var. Bakın hemen bunu yazıyorum. O da eşittir 3 üzeri 2x artı 1. Bakın 9 nedir? 3'ün karesi. Direkt yazıyorum 2x artı 2. Çarpı 2 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri 2x artı 1. Bakın burada arkadaşlar altlar aynı olduğu için sanki bu ifadeyi bakın böylece çarpım durumda olduğu için bunu karşıya direkt gönderebilirsiniz. 2 üzeri x artı 1 eşittir 3 üzeri 2x artı 1 vardı. Direkt karşıya siz bunu eksi bakın denklemin karşısına attığınız için eksi 2x eksi 2 diyerek yazabilirsiniz. Bu da 2 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri bakın şunlar birbirini götürdü. 1 eksi 2 o da eşittir nedir? Eksi 1. Bakın bunu da şöyle düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı 2 eşittir. 3 üzeri eksi 1 nedir? 1 bölü 3. Bakın her tarafı da 2'ye bölüyorum. Yani şöyle zaten bunu da böyle yazdık. 2'ye bölmüş oldum. Ya da 2 ile şunu direkt çarpın. 2 üzeri x nedir? 1 bölü 6 olarak bulunur. Evet. Evet, geldik arkadaşlar diğer bir sorumuza. Şimdi bakın burada da ifadeyi hemen şöyle bir düzenlersek. Yani burada biraz çarpanlarımı da ilgilendiriyor. Bakın üst tarafı hemen 3 üzeri 10 parantezini alıyorum. Küçük olan sayı 3 üzeri ne var? 10 var. Şimdi 3 üzeri 10 parantezini aldık arkadaşlar. Ne oldu? Burada hemen bakın şöyle bir düzgünce yazayım. 10 tanesini aldım. Bakın 3 üzeri 10 eksi 1. Şimdi bakın burada 2 kare farkı var. Yani şöyle x eksi y ile arkadaşlar aynı iki sayının çarpımı şudur. Eşittir x kare eksi y kare demiştik değil mi? Bunları biliyorduk. Yine bakın aynı iki tane sayı var. Yani burası nedir? 3 üzeri bakın 3 üzeri 5'in karesi eksi 1. O da eşittir nedir? 3 üzeri 10 çarpı bakın 3 üzeri 10 eksi 1 bölü. Şimdi buna bunu çarpın. 3 üzeri 10 eksi 1. Bakın şunlar da gitti. O da eşittir nedir? 3 üzeri 10 olarak bulunur. Evet. Cevabımız budur arkadaşlar. Ve geldik. Evet. Son sorularımıza doğru yaklaşıyoruz. Bakın. Bu tarz ifadelerde de arkadaşlar beyin acinsinden ifadesi falan diyor ya size şöyle söyleyeyim bakın en güzel en kolay çözüm yolu arkadaşlar x'e değer verin. Bir tane değer verin hiç fark etmez. X'e mesela bir tane bir değer alalım bir alalım. X'i bir aldım bakın yerine yazıyorum. En güzel çözüm yolunu gösteriyorum ve en kolay. A eşittir 1 eksi 1 aldık 2 üzerinde geldi. 2 geldi değil mi? O da eşittir. 1 eksi 4'ten o da eşittir. Ne olur? Eksi 3.
Aynı x yerine bunu da yazın. Bakın b ne geldi peki? X yerine 1 yazdığımda. Bakın 3 eksi 2 üzeri 0. Yani 3 eksi 1'den 2 geldi. E şimdi arkadaşlar bakın ne yazdık biz? Şimdi a ne buldum ben? Eksi 3. B'yi ne buldum? 2. Şimdi b'nin a cinsinden değeri soruyor ya. Arkadaşlar a gördüğünüz yere eksi 3 yazdığınızda 2 bulacaksınız. Şıklara yazın. Bakın eksi 3 yazıyorum. Eksi 10. Eksi 10 bölü 2 eksi 5 gitti. Yazın arkadaşlar buraya. Eksi 3. Eksi 14 gitti zaten. Yazın. Eksi 3. Eksi 6 bölü 4 gitti. 2 bulmam lazım benim. E şimdi arkadaşlar eksi 3 yazın. 4. 4 bölü 2 hop geldi direkt. Bakın gördünüz mü? En güzel, en pratik çözüm yolu arkadaşlar. Bu da benden size hediye olsun. Devam edelim. Son sorularımız. Otobüs kalkmadan önce son sorularımız. Şimdi arkadaşlar bakın sıralama sorularında arkadaşlar yapacağınız şey bellidir. Ya altları eşitlersiniz ya üstleri eşitlersiniz. Tamam, mantık bu. Bakın burada altlar aynı değil mi? Altlar aynı ise hemen arkadaşlar üstleri bir düzenleyelim. Hemen 3 ile 4'ü çarptık. 3 üzeri 12. Bakın burası ne geldi? Pardon, hemen şurayı yanlış yazdım. Acele edelim derken. Evet, şurayı karalayayım. Şimdi arkadaşlar bakın tekrar baştan söylüyorum. Altlar aynı zaten. 2, 2, 2. Hemen arkadaşlar üstlük sayıların kuvvetini kullanırım. Özelliklerini kullanırım. Bakın kuvvet kuvvet 3 çarpı 4 ne oldu? 12. 2 üzeri 12. Şimdi burası ne? 3 üzeri 4 ne? 81. Bakın 2 üzeri 81 değil mi? E peki bu ne arkadaşlar? 2 üzeri 36. Şimdi bakın altlar aynı. Hangisi daha büyüktür? Kuvveti büyük olan, üstü büyük olan. Bakın bu 81, bu 12, bu 36. En küçük olan hangisi? X. Değil mi? Çünkü üstü 12. Daha sonra kim geliyor? Z. Daha sonra kim geliyor? Y. X, Z, Y. Yani cevabımız nedir? Edirne. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Bakın burada da altlar aynı. Altlar aynısı arkadaşlar hemen ifadenin üstlerini sadeleştirerek işlem yapabilirsiniz. Bakın yani eşitleyeceksiniz ama bunun yerine hiç uğraşmayın. Diyorum ki sadeleştirin. Altlar farklı. Altlar aynı olsaydı zaten üstü büyük olan ya da küçük olana göre düşünecektim. Bir önceki soruda onu yaptık. Ama burada sadeleştirin arkadaşlar. Bakın üstleri 18. Hepsi neyle sadeleşir? 6 ile sadeleşir değil mi? 6'ya böldünüz ne oldu? 3. 6'ya bölün arkadaşlar. 6. Bakın bir daha 6'ya bölün. Burası ne oldu? 9. E bir de 3 ile sadeleştirin şimdi. Her tarafı 3'e bölün. 1, 2, 3. Bakın soru ne oldu? 4 üzeri 1. Yani 4. A sayısı. B ne oldu arkadaşlar? 3 üzeri 2. 9. Bakın C ne oldu? 5 üzeri 3. O da eşittir 125 gibi düşünebilirsiniz. Yani A küçüktür B'den. O da küçüktür C gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu da son sorumuzdu. Evet, üstü sayılarında arkadaşlar ilk videonun sonuna geldik. Arkadaşlar bakın dediğim gibi üstü sayıları iki videoda işleyeceğim. Bir video daha çekeceğim. Ondan sonra köklü sayılarımızı işleyeceğiz. Yani merak etmeyin, endişelenmeyin. Konularımızı zaten bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.